Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Ata Yayınları'nın sizler için hazırladığı 4. sınıf Türkçe 8. fasikülde yer alan metin türleri ve hikaye unsurları konusunu işleyeceğiz. Haydi dersimize başlayalım. Metin türleri. Metin türlerinden biri bilgilendirici metindir. Bilgilendirici metin nedir? Okuyucuyu bir konu üzerinde bilgilendirmeyi amaçlayan yazı türlerine bilgilendirici metin denir. Bilgilendirici metinler giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş bölümüne bakalım. Giriş bölümü genellikle tek cümle olur. Burada açıklanacak, anlatılacak konu verilir. Gelişme bölümünde ise giriş bölümünde verilen konu değişik yönleriyle ortaya konur. Düşüncenin açıklanması, anlaşılır hale gelmesi, yerine göre ispatlanması için öyküleme, örneklendirme yapılabilir. Sonuç bölümü. Gelişme bölümünde anlatılan konunun belli bir sonuca bağlandığı bölümdür. Bu bölüm genellikle kısadır. Örneğimize beraber bakalım. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan sıkıntıları, halkın ve hükümetin tutumlarını kaleme almıştır. Böylece savaş yıllarını anlatan eserlerin arasında bir şaheser olan Nutuk ortaya çıkmıştır. Nutuk, belgeleri sayesinde Atatürk'ün tarihçi kimliğini de ortaya koymaktadır. Atatürk, yaşanılan olaylarla ilgili kayıtlı belgeleri toplamış ve Nutuk'u yazarken bu belgelere dayanarak icraatlarını özetlemiştir. Günümüzde başucu kitabımız olan Nutuk'un önemi zamanla daha iyi anlaşılacaktır. Arkadaşlar, bu metinde kırmızı ile yazılmış bölüm giriş bölümüdür. Giriş bölümünü hatırlayalım. Giriş bölümü genellikle tek cümle olur. Giriş bölümünde açıklanacak, anlatılacak konu verilir. Mavi ile yazılmış bölüm gelişme bölümüdür. Gelişme bölümünde ise giriş bölümünde verilen konu değişik yönleriyle ortaya konur. Siyah ile yazılmış bölüm sonuç bölümüdür. Sonuç bölümünü hatırlayalım. Sonuç bölümü, gelişme bölümünde anlatılan konunun belli bir sonuca bağlandığı bölümdür. Bu bölüm genellikle kısadır. Metin türlerinden biri de hikaye edici metindir. Merak uyandıran, ilgi çeken bir durum ya da olayın neden sonuç bağlantısıyla ortaya konulması hikaye edici metin olarak adlandırılır. Hikaye edici metinler serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Bu bölümleri beraber inceleyelim. Serim bölümünde metindeki olay, kahramanlar ve olayın geçtiği yer tanıtılır. Düğüm bölümünde konu ile ilgili örnekler, görüşler verilir. Çözüm bölümü ise duyguların, düşüncelerin, olayların toparlanıp bir sonuca bağlandığı bölümdür. Hikaye edici metinlerin bölümleri sırayla serim bölümü, düğüm bölümü ve çözüm bölümüdür. Örneğimize bakalım. Cem, okuldan eve döneceği anı sabırsızlıkla bekliyormuş. Bütün öğleden sonra mutfak rafında duran vişne reçelini düşünmüş. Eve gidip bir an önce vişne reçelini ekmeğine sürüp yemek istiyormuş. Eve gelince ilk iş reçel kavanozunun bulunduğu rafa yaklaşmak olmuş. Bir de ne görsün? Karıncalar reçel kavanozuna doğru hızla ilerliyormuş. Cem hemen kavanozu almış, karıncalar da dağılmış. Cem vişne reçelini ekmeğine sürmüş, güzelce yerken karıncalar aklına gelmiş. Karıncalara kıyamamış. Karıncalar gözden kaybolmadan harekete geçmiş. Bir kase reçel hazırlamış ve karıncalar için rafa bırakmış. Cem
reçelini karıncalarla paylaşmanın mutluluğu içinde ekmeğini yemeye devam etmiş. Hikayedici metnimizi okuduk. Bölümlerini beraber inceleyelim. Kırmızı ile yazılan bölüm serim bölümüdür. Mavi ile yazılan bölüm düğüm bölümüdür. Siyah ile yazılan bölüm ise çözüm bölümüdür. Metin türlerinden biri de şiirdir. Şiir nedir? Sanat değeri taşıyan, insanda güzel duygular uyandıran yazılara şiir denir. Şiirin her satırına dize yani mısra denir. Dört dizenin birleşmesiyle kıta yani dörtlük oluşur. Örnekteki şiirimizi beraber inceleyelim. Şiirimizin başlığı Bizim Müzelerimiz. Şiirin her satırına dize denir. Birinci dizemiz, ikinci dizemiz, üçüncü dizemiz, dördüncü dizemiz. Dört dizenin birleşmesiyle oluşan bu bölüme kıta denir. Şiirimizin birinci kıtasını okuyalım. Atamın el emeği, uygarlık belgeleri. İsteyen yüzyıllar ötesinde gezmeyi, geriye gidilmez, gidin görün müzeyi. Müzeler öğretiyor, geçmişi sevdirmeyi. Şiirimizin beşinci dizesi, altıncı dizesi, yedinci dizesi, sekizinci dizesi. Dört dizenin birleşmesiyle kıta oluşur. Bu da şiirimizin ikinci kıtası. İkinci kıtamızı okuyalım. Milletimin gururu, atalarımızın göz nuru. Hepsi aynı bir değer, geçmişten kalan bulgu. Uygarlıklar beşiği, güzelim Anadolu. Baştan başa tarihtir, tarihi eser dolu. Şiirimizin 9. dizesi, 10. dizesi, 11. dizesi, 12. dizesi. Görüldüğü gibi şiirimiz 12 dizedir. 4 dizenin birleşmesiyle kıta oluşur. Bu da şiirimizin 3. kıtası. Görüldüğü üzere şiirimiz 3 kıtadır. 3. kıtamızı okuyalım. Tarihim öyle zengin, sığmamış müzelere. Her eser bir övünçtür, bir sorun gezenlere. Görenler saygı duyar bizim tarihimize, küçücük kalıntılar çok şey anlatır bize. Arkadaşlar, incelediğimiz gibi yukarıdaki şiir 12 dize, 3 kıtadır. Örnek sorumuzu çözelim. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin serim bölümüdür? Metnimize bakalım. Yağmur çok şiddetli yağıyordu. Sığınacak bir yer bulamamıştım. Geçen günde böyle bir havada şemsiyemi almadığım için ıslanmıştım. Çaresiz yürümeye devam ettim. Arkadaşlar hatırlayalım. Serim bölümü hikayedici metinlerin giriş bölümüdür. Seçeneklerimize bakarak giriş bölümünü yani serim bölümünü bulalım. Sığınacak bir yer bulamamıştım. Serim bölümü değil. Geçen günde böyle şemsiyemi almadığım için ıslanmıştım. Serim bölümü değil. Yağmur çok şiddetli yağıyordu. Bu metindeki olay, yağmur çok şiddetli yağıyordu cümlesiyle anlatılmıştır. Yağmur çok şiddetli yağıyordu, serim bölümüdür. Çaresiz yürümeye devam ettim. Burası serim bölümü değildir. Serim bölümü C seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevap C seçeneği. Hikaye unsurlarını beraber inceleyelim. Hikaye, gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran düz yazı türüdür. Hikaye unsurlarımıza bakalım. Birinci unsur, olay. Hikayedeki yaşantı ya da durumdur. İkinci unsurumuz, kişi ve varlıklar. Olayın yaşanmasında etkili olan ya da olayı yaşayan insan veya varlıklardır. Üçüncü unsur,
Yer, yani mekan, olayın yaşandığı çevredir. Dördüncü unsur ise zaman. Olayın yaşandığı dönem, an, mevsim ya da gündür. Örneğimizdeki hikayemizi okuyarak hikaye unsurlarını bulalım. Hakiki suyun tadına bak. Nasreddin Hoca bir yaz günü denizin kıyısında dolaşırken susar ve deniz suyundan bir miktar içer. Tuzlu suyla susuzluğunu gidermek şöyle dursun. Daha da susayan hocanın dili damağı kuruyup midesi bulanır. Biraz ileriye gidince hoca tatlı su bulur. Ondan kana kana içen hoca iki avucunu doldurup getirir, denize döker. Sonra yüzünü denize dönerek herkesin ağzından ak köpük çıkarıp dalgalanıp duracağına hakiki suyun nasıl olduğunu suyu tadıp bak der. Hikayemizi inceleyelim. Hikayede olay hocanın susayıp deniz suyu içmesidir. Hoca susar ve deniz suyundan bir miktar içer. Kişi Nasreddin Hoca'dır. Nasreddin Hoca. Yer, yani mekan deniz kenarıdır. Zaman ise bir yaz günüdür. Örnek sorumuzu çözelim. Bu metindeki altı çizili sözcük grubu hikaye unsurlarından hangisiyle ilgili bilgi vermiştir? Metnimize bakalım. Mevsimlerden kıştı. Dışarıya çıkmak için can atıyordum. Ama hava o kadar soğuktu ki annem ve babam üşütüp hasta olurum düşüncesiyle dışarıya çıkmama izin vermediler. Ben de pencere kenarına oturup keyifle karın yağışını izledim. Metindeki altı çizili sözcük grubuna bakalım. Mevsimlerden kıştı. Sözcük grubu hikayedeki olayın gerçekleşme zamanı hakkında bilgi vermiştir. Hikaye unsurlarından zaman ile ilgili bilgi verdiği için doğru cevap B seçeneği. Arkadaşlar, dersimizi burada bitirdik. Konularımızın pekişmesi için hazırlanan etkinlikleri, testleri, ev çalışmalarını size bırakıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.